Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından üzülüp hüzünlenmek. Şöyle bir rivayet var. Kulum bu dünyada ne kadar hüzünlenirse yarın ahirette onu o kadar sevindireceğim. Mümin bu dünyada ne kadar sevinirse Allah yarın onu ahirette o kadar hüzünlendirecektir. Allah sizin üzerinizde lütuf ve keremini eksik etmesin. Nedir bu hüzün? Cevapladı. Eğer kul bu dünyada ahireti için üzülürse yarın Allah'ın huzurunda sevinir. Bu dünyada bu dünya için gam çekerse Allah-u Teala'ya yakınlıktan mahrum kalır ve hüzne boğulur. Sordum. Allah sizi esirgesin. Bu hüzne nasıl erilir? İnsanı hüzün makamına götüren yol hangisidir? Cevapladı. Şu üç özellik. Birincisi, geçmiş günahlarını ve Rabbin huzuruna hazırlıksız çıkmayı düşünmek. İkincisi, Allah hakkında mutlaka gözetilmesi gereken hususları ve yapılması farz olan şeyleri kalben iyice benimseyip yerine getirmek. Bu hal insanın sürekli hüzünlü olmasını sağlar. Üçüncüsü, Allah-u Teala'ya muhalefet yani isyan etmenin ne demek olduğunu çok iyi bilmek. Çünkü geçmişte yapıp ettiğine çoktan pişman olup tövbe etmiş, Allah'ın sevmediği şeyi terk etmiş ve artık gerçek anlamda iyi bir kul olmuş olsa bile Yüce Allah'a muhalefet ettiği halini hatırlayan hiçbir arif yoktur ki kalbi hüzne gark olmasın. Sordum, kulların hüznü nereden kaynaklanır? Cevapladı, Allah-u Teala'nın kendileri hakkında her şeyi bilmekte olduğunu bilmelerinden. Çünkü Yüce Allah onları hiç tasvip etmediği yerlerde görmüştür. Bu yüzden kendilerini artık hiçbir zaman hiçbir yerde emin ve güvende hissetmezler. Kalplerine iyice yerleşen o utanç ve hüzünden ötürü ne gönülleri rahat içindedir ne de doya doya sevinç tadarlar. Sordum, kalpteki hüznün alameti nedir? Cevapladı, bütün vücudunu kasıp sarsan ve gevşeyip rahatlamasını engelleyen iç ezilmesi, gönül kırıklığıdır. Sordum, bu kırıklık insanı harekete geçiren bir kırıklık mıdır yoksa pasif bir kırılma mı? Cevapladı, başlarda harekete geçiren aktif bir kırıklıktır. Sordum, hareketliliği neden ileri gelir? Cevapladı, hareketlidir çünkü ona korku da eklenmiştir. Bu durum devam eder ve gittikçe artarsa o zaman sükun hali gelir. Sordum, sonundaki bu sakinliğine ve pasifliğine sebep nedir? Cevapladı, çünkü işin içine iç daralması karışır. İç daralması ise pasif bir haldir, etken değil. Sordum, hüsnün belirtisi nedir? Cevapladı, insanın gönlünde barının iç daralmasıdır. Sordum, hüzün nasıl artıp çoğalır? Cevapladı, musibete bağlı olarak. Başlarına gelen musibet ne kadar büyükse kalplerindeki hüzün de o kadar çok olur. Ayrılık korkusu ne kadar çok baş gösterirse onlar da o kadar çok hüzne boğulurlar. İki halin en değerlisi de budur. Sordum, hüzünlü insan bizzat o hüznün içinde sevinci ne zaman yakalar? Cevapladı, hüznüne lütuf karışınca. Sordum, lütuf nedir? Bir hatırlatmanın kalbinde yankılanması ve ona kendisini hüzne boğan şeyin ne olduğunu göstermesidir. İşte o zaman kul anlar ki aslında onun taşıdığı az bir hüzün, Mevlasının hüzün konusunda kendisine yaptığı ihsan ve bağışların çokluğuna ileri gelmektedir. Ve görür ki sırf ona karşı lütfundan dolayı kendisine bu hüznü yaşatan da doğrudan doğruya odur. Böylece de kendi hüznünün özünde belli bir harikuladelik ve bir cazibe bulunur. Allah sana rahmetiyle muamele etsin.